Şehirlerinden biri. Bir tarihçi diyor ki Osmanlı tarihinden Edirne kelimesini silin, tarih Kevgir'e döner diyor. Edirne'siz Osmanlı tarihini yazamazsınız. Edirne'siz Balkanların tarihini de yazamazsınız. Edirne'siz Avrupa tarihini de yazamazsınız. Edirne bu kadar önemli bir şehir. Hem geleneğin şehri hem de inanıyorum ki AK Parti iktidarı ile birlikte geleceğin şehri. Böyle kökü mazide olan atiler olarak geleceği inşa edecek kadroların arasında bulunmaktan, sizlere hitap ediyor olmaktan gerçekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Edirne, AK Parti İl Başkanı Rafet Seden ise kongrede yaptığı konuşmada buradan 2015 seçimlerine inşallah muzafferiyetle yürümemize taşıyarak hepinizi bu kongrede harekete ve canlılığa davet ediyoruz dedi. Büyük Önder, bizim büyük önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye vermiş olduğu değeri ve çok değerli Genel Başkanım, Başbakanım Ahmet Davutoğlu'nun Edirne'ye göstermiş olduğu ilgiyle beraber bugün burada 2015 seçimlerine inşallah muzafferiyetle yürümemiz gerektiği kanaatini taşıyarak hepinizi bir kongrede harekete ve canlılığa çalışmaya davet ediyorum. Bu konuda sanıyorum ki tüm Edirne'li AK Partililer, tüm teşkilatlarım bugün buradan ilk hareket başlayarak bizim Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize göstermiş olduğu ve Edirne'de mutlaka birinci parti haline gelmemiz için niye gelemediğimizi de bana sorduğunda bunların çok net olarak 2015 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı memnun edecek bir sonucun alınacağına inanıyorum. Büyük bir memnuniyetle ve mutlulukla AK Parti'nin ardından Türkiye'de siyasetin eskisi gibi olmayacağını ifade eden AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Kerem Arda ise kendileri için umutsuzluk olmadığını dile getirdi. Biz milletimiz için çalışan, milletimiz için düşünen, milleti kendisini efendi, kendisini milletimize hizmetkar yapan bir partinin mensuplarıyız. Siyasete itibarını yeniden iade eden, siyasetin alanını genişleten ve her türlü vesayete son veren büyük bir liderin yol arkadaşlarıyız. AK Partili olmak demek, AK olmak demektir. Vatandaşın derdini, tasasını, sevincini, mutluluğunu paylaşmak demektir. Karanlıklardan ayrı olmak, samimi olmak demektir. Geleceğe umutla bakmak, mazlumun hakkını yeniden geri almak demektir. Değerli AK Partililer, bizler görev insanıyız. Bize hangi görev verilirse görevin düzeyini, niteliğini, içeriğini sorgulamayı değil, bu görevi başarıyla nasıl sonuçlandırır, nasıl halka hizmet yolunda bir adıma dönüştürür, partimizi nasıl daha ileri taşıyabiliriz, ona odaklanırız. Şunu büyük bir memnuniyetle ve mutlulukla ifade etmek durumundayım. AK Parti'den sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Bundan sonra da o eski günlere, eski siyaset tarzına dönüş inşallah söz konusu olmayacaktır. Bu da Edirne'de de böyle olacaktır. Artık bizim için rehavet yok, umutsuzluk yok, yılgınlık, bıkkınlık yok. Yapılan konuşmaların ardından seçime gidildi. Oy verme işleminin ardından Edirne AK Parti Merkez İlçe Başkanı aldığı 305 oyla Kerem Arda oldu. Adayların tanıtımı ve okunması, seçimlerin yapılması, oy sayımı, seçim sonuçlarının ilanı direkt ödemek.